Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle midye çanta yapımını çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi midye çantamızın modeli bu. beş tane modelden, beş tane modiften başlıyor. Siz bunu örneği gösterdikten sonra büyütebilirsiniz ilmeklerini veya küçültebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi aslında bu çantamız en güzel rafya iplerinden oluyor. Ama biz rafya iplerinden de çok yaparken zorlanmayalım diye sizler için ben normal evdeki bir ipten model olarak sizler için çıkarttım ve tekrar evdeki bir normal ipten size bu çantayı çalışacağız şimdi hep birlikte. Dediğim gibi rafya ipten daha güzel oluyor. Tercihinizi rafya ipten kullanabilirsiniz. Şimdi böyle bir ip tercih ettim. Siz, hani sizlere daha iyi görebilmeniz ve anlayabilmeniz için 3 numarada tığım var. Onu siz raf iplerinizi yaparken tercih edersiniz hangi ipi daha güzel tığ olur diye. Şimdi hanımlar 6 tane zincir çekiyoruz. Başlangıç olarak. 6. 6 zinciri çekip bunu diğer ucuna kilitliyoruz. Daha sonra iki zincir çekip milüstü alıp buraya tam içine bir trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi hep bunu böyle devam ediyoruz. İki zincir çekip milüstü alıp trabzanımızı içine başlangıç sıramızı böyle yapıyoruz. İki zincir çekip milüstü alıp trabzan yapıyoruz. Yani burada bir kafesler oluşturacağız. Tam 65 tane kafesten oluşacak. Şu şekilde. 2 zincir çekip içine tırabzanımızı yapıyoruz. Bu modelde arkadaşlar sayı çok önemli. Sayılarımızı hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Verdiğim sayıları her seferinde sayarsanız örnekte hiçbir bozulma falan olmayacak püf noktaları var onları da göstereceğim sizlere Şimdi bu başlangıcımızı yani Şu alt sıramızı e, Siz bunu öğrendikten sonra alt sırayı Dolgu da yapabilirsiniz sık iğne yapabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış ama ben böyle yaptığım zaman e, Daha birbirine diktiğin zaman model hiç bozulmadan Aynı şekilde devam ediyor Şimdi iki zincir çekip bunun içine şu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Tam 65 tane olana kadar. Evet hanımlar 65 tane kafesimizi yaptık bu şekilde. Bunlar ne eksik ne fazla olacak. Bu 5 tane modif çünkü 65 tane ilme bu boşluğa denk geliyor. Siz bunu sonradan kendiniz fazla veya eksik yapabilirsiniz modiflerinizi. Şimdi başlangıç olarak bu yaptığımız şu kafeslerin içine ilmeksiz sık iğne yapıyoruz ikişer tane. 2 tane buna yaptık. 2 tane yanındakine sık iğnemizi 2 tane diğer yanındakine 2 tane de diğer yanındakine yani 6 taneye içine 2 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Şimdi örneğimizin tam orta yerini oluşturmak için 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çekip bir diğer yanındakine ilmeksiz bir tane batıyoruz. Yani bu 2 zincir çektiğimiz yer şu modifin tam orta yeri, başlangıç yeri olacak midyemizin bu orta yerini unutmayalım. Şu iki zincir orta yeri ya. Şimdi iki zincir çekip bir üst sıranın zeminini hazırlıyoruz. Yani üste geçmek için. Yandaki iki zincir çekip yandaki boşluğa sık iğnemizi yapıp geri dönüyoruz. Yani şu ilk baştaki yaptığımız sık iğne şey iki zincir bizim orta yerimiz oluyor. Şimdi buraya yuvamızı oluşturacağız. Bir tane e, ilmek alıp tam şu şurası yuvamızın içine ilk yaptığımız iki zincirin yuvanın içine bir tane trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz tekrar bir trabzan daha yapıp yuvamızı oluşturmuş olduk V şeklinde daha sonra bir tane boşluk bırakıp şu sık iğneleri yapmıştık ya 6 tane bir boşluk bırakıp diğer yanındakine ilmeksiz bunu bağlıyoruz şu ortamızı V şeklinde buraya oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya geçmek için arkadaşlar e, Tekrar e, zemin hazırlıyoruz. 2 zincir çekip Bir boşluk bırakıp Diğerine batıyoruz ilmeksiz Ve geri dönüyoruz. Bu yaptığım, bir liste alıp bu yaptığımız V'nin içine Şu V'nin içine arkadaşlar 6 tane trabzan dolduruyoruz. Aralarına bir zincir çekerek. 2. trabzanı yaptım ve bir zincir çektim. Aralarda birer zincirle 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu 6 tane trabzanlarımız yani 6-12 diye gidecek. Sakın bu sayılarımızı kaçırmayalım. Sürekli her sırada sayalım ki yanlışlık olmasın. Burada sayılarımız çok önemli. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekip 6. son dolgumu da yaptım. Şu şekilde tam orta yerini yani şurayı oluşturuyoruz. Ve bunu şu yandaki kafesimize hemen bağlıyoruz. İlmeksiz sık iğne ile. Sonra iki zincir çekip Üst zemine geçmek için tekrar zemin hazırlıyoruz ve yandaki tekrar diğer yandaki kafesin içine bir sık iğne daha yapıp burada da geri dönüyoruz. Ve bir mil üstü alıp bütün yaptığımız trabzan ve şu aradaki boşluklara tekrar trabzan örüyoruz ve sayımızı 12'ye çıkartacağız. Bir e, trabzanın üstüne battım bir boşluğa battım bir trabzanın üstüne bir boşluğa yani bu 12 tane olmuş olacak bunu da sayacağız şimdi bir trabzanın başına bir boşluğa trabzanımızı örüyoruz Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve tekrar şu yandaki boşluğa batıp şu arasındaki boşluğa 12 tane trabzanımızı tamamladık. Şu şekilde. Şimdi bunu Tekrar e, bu sık iğnenin olduğu yere geldik şimdi bir tane boşluk bırakıp diğerine bağlıyoruz sık iğneyle. Şimdi tekrar e, üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyoruz ve bir boşluk bırakıp e, öbür diğer boş sık iğnenin içine bunu bağladık. Bu da üst zeminin tekrar e, şeyini oluşturduk gidişini ve geri dönüyoruz. Şu şekilde. Şimdi bir mülüste alıp bütün sık iğnelerin üstüne yani şey pardon trabzanların üstüne trabzan yapıyoruz ama aralarına bir zincir çekerek. Yani 12 tane trabzan yapacağız tekrar. Aralara bu sefer birer zincir çekerek. Şu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Diğerini yapıyoruz. 12 tane trabzanımızı tekrar sayacağız. Bu şekilde başa kadar aralara tek zincir çekerek gidiyoruz. Olabildiğince anlaşılır anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyorum bu şekilde. Bilmeyen arkadaşlarımız, yeni elişi yapan arkadaşlarımız için de daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane e, trabzanlarımızı aralarda birer zincirle yaptık. Şimdi tekrar şu boşluk kafeslerden hiç atlama olmayacak. Her sırasında bir boşluğa. Şimdi şu boşluğa sık iğneyle doldurduk. Bağladık bunu sık iğneyle. Tekrar 2 zincir çekip üst sıranın zeminini hazırlıyoruz. Diğerine diğer kafesin içine sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra tekrar geri dönüyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu 6 idi. 12 oldu. Tekrar 12 ve bu 12'yi 24'e çıkartacağız. Yani hem boşlukları şurada yaptığımız gibi hem boşlukları hem trabzan üstlerini doldurarak 24 tane Trabzanımız olacak. Bir boşluğuna bir trabzanım başına, şöyle dolgu yapıyoruz şu an. Bir boşluğa bir trabzan başına. 24 taneye çıkartmış olacağız ilmeğimizi. Bunları her seferinde sayalım arkadaşlar ki. Ee, eksiklik olursa diğer midyemiz yanlış olur. Bir başına bir boşluğa sayalım tekrar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23 ve aradaki boşluğa da tekrar tırabzan yapıp 24'e tamamladık. Şimdi bunu bir tane boşluk bırakıp şurada ikinci sık iğnenin içine dili battık. Bakın bu baştan yaptığımız 6 tanesi nasıl denk geldi. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Ve bir boşluk bırakıp en sondaki ilmeğin içine bağladık. Geri dönüşümüz olacak diye. Tekrar. Şimdi mil üstümüzü aldık. Bütün şimdi önce milistümüze aldıktan almadan önce döndükten sonra iki zincir çekelim, milistümüze alalım. Bu trabzanın üstündeki ilkine değil de ikinciye şuraya yani trabzanımızı yaptık ve burada bir kafes oluşturduk. İki zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine batıyoruz. Ve tekrar 12 tane kafes yapacağız. 24 tane dolgunun içine aralarda boşluk bıraktığımız için 12 tane kafes olacak. Aralara 2 zincir çekerek bir boşluk bırakıp diğerine şu şekilde devam ediyoruz. Evet son ilmeğimizin tam başına da e, trabzanımızı yaptık ve şu delikleri sayıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane kafesi tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen yanındaki kafesi bu midyemizi kapatıyoruz. İlk midyemizi oluşturmuş olduk şu şekilde. Şimdi diğerine geçmek için arkadaşlar burada başlangıçta nasıl 6 taneyi 2 zincir 2 tane sık iğne ile doldurmuştuk. Şimdi 6 tane Şimdi bunu doldurduktan sonra bağladıktan sonra bir yandakine hemen geçiyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer yandakine geçiyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer yandaki deliğe geçip kafeslerimizi yani 6 tane kafese 2'şer tane sık iğnemizi ilk başta nasıl başladıysak hanımlar o şekilde diğer örneğimize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 evet 6 taneyi yaptık. Nasıl burada ilk başlangıcımızı yaptıysak Diğer modüfe geçerken de aynı şekilde burada ne, nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci modifimizde başlıyoruz burada. Şimdi bunu da göstereyim. Sonra başa kadar aynı şekilde 5 tane bu modelimizden midyemizden yapacağız. Burada 2 zincir çekiyorduk. Yani burası şimdi yandakine ilmeksiz batıyoruz bir tane. Burası yani şu midyemizin yine ortası olmuş oluyor. Burada iki zincir çekip diğerine üst sıraya geçmek için zemin hazırladık. Döndük. İlk çektiğimiz zincirin içine bir tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip aynı yere tekrar trabzan yapıp V şeklimizi buradaki gibi buraya da hazırlamış olduk. Tekrar iki zincir çekip bir tane boşluk bırakıp ikinci boşluğa bunu sık iğnemizle bağladık. Daha sonra iki zincir çekip üst zeminin yerini hazırlıyoruz. Araya bir boşluk bırakarak. Yani buradaki işlemimiz hanımlar aynı şeklini burada gide gele burada ne yaptıysak burada da aynısını uygulayarak Aralara birer zincir çekerek 6 tane trabzanımızı buraya da yapıyoruz. Bir midyemiz de burada oluşacak şimdi. Ve hemen yandaki kafese bunu bağladık. 2 zincir çektik. Yandakine üst zeminimizin zincirini hazırladık. Geri dönüyoruz. Bu geri dönerek gide gele şuraya kadar geliyor zaten hanımlar. Buraya kadar anlamışızdır umarım. Bu e, bitene kadar zaten 65 tane 5 tane midye tam geliyor. Şimdi bunu buraya gelip tekrar dönüp tekrar sık iğnemizi yapıp tam ortaya hazırlayıp 5 tane bitene kadar yapıyoruz. Burada gösterelim. 5 tane Aynı şekilde midyelerimizi hep bu tarafa giderek midyelerimiz tamamlandı. 5 tane yaptık. Şimdi bunun ucunu alıyoruz. Arkadaşlar bunu bağlama yerine geldik şimdi. En son zaten tam denk geldiği için ucucun olacak. Yani hiç şunlar bile hep ucucun olacak ki burada tekrar yeni midye oluşturmamız rahat olacak. Çünkü onun için sayılarımız çok önemli. Şimdi bu tam ilk başladığımız zincirin yani şu ilk yaptığımız ikili zincirin sık iğnenin ortasına şuraya bunu sık iğne ile şu şekilde bağladık. Bunu bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi burada hemen burada midi oluşturacağız arkadaşlar. Bunu göstereceğim şimdi sizlere. Burada iki zincir çekiyoruz bağladıktan sonra. Hemen şu boşluk var bakın şu arada. Buraya bu iki zinciri bağladım. Yani şurada şimdi bu diğer midyenin ortası oluşacak. İki zincir çekip diğerinin zeminin oluşturmak için yani geri dönmemiz için yandakine boşluğuna iki zincir çekip geri dönüyoruz. Milüste alıp buraya orta oluşturduk demiştik az önce iki zincir çekince bunun içine o V'mizi tekrar yapıyoruz bir trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz mil üstümüzü alıp V'mizi oluşturduk V'mizi oluşturduk hemen ilk kafesi bunu bağlıyoruz bu şekilde sonra tekrar iki zincir çekip mantık hep aynı arkadaşlar Bunları şuradaki kafesler gibi düşünün Diğerine Üst sıraya geçmek için zemin hazırladık 2 zincir çekip hemen yandaki kafese geldik Tekrar geri dönüyoruz Burada da burada ortadan nasıl yaptıysak aynı midyemizi 6 tane aralara birer zincir çekerek 6 tane trabzanımızı V'nin ortasına yapıyoruz 3 Birer zincir çekiyoruz aralarda. 4 5 6 Ve hemen bunu ilk kafesi yani şuradaki hemen görmüş olduğunuz kafese bunu bağladık. Tekrar üst sıraya geçmek için iki zincir çekip hemen yandaki kafese bu iki zincirimizi bağlayıp geri dönüyoruz. Yani burada da midyemizin bir tanesi oluşmuş oldu. Onun için diyorum ya sayılarımız çok önemli. Ee, hiçbir sayımızın eksik olmaması lazım burada. Bunlar da bir püf noktası. Şimdi burada tekrar burada midyelerde nasıl yaptıysak. Milistümüzü alıyoruz. Hemen şu görmüş olduğunuz trabzanın önce başına. Sonra bir zincir pardon, zincir çekmiyoruz burada ikinci sırada, üçüncü sırada mil alıp bir boşluğa trabzan bir başına. Yani bu 6 taneyi 12'ye çıkartacağız. Bir boşluğa bir başına batıyoruz. Bir boşluğa Bir başına batarak bu şekilde diğer yana geliyoruz. Şimdi tekrar sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 12 tane dolgu olacağı için aradaki boşluğa da tırabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde. Ve hemen yandaki kafese bunu bağlıyoruz. Bakın midyemiz burada da oluşuyor. Sonra iki zincir çekip şuraya yandaki kafese bunu sık iğne ile bağladık ve geri döndük. Şimdi arkadaşlar şu sırayı yapacağız. Yani aralara birer zincir her trabzanın başına trabzan yapıp aralara birer zincir çekiyoruz. Hemen buradan ilk trabzanın başına battık. Bir zincir çektik. Battık. Bir zincir çektik. Batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde yani şu sırayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Mantık oradaki yaptığımız mantık aynı oluyor yukarıya kadar hep dönüşler bu tarafa olacak bu bu ta böyle böyle gidecek yani şöyle geleceğiz terse gitmeyeceğiz trabzanımızı yaptık araya bir zincir çekiyoruz başa kadar bu şekilde geliyoruz ve ilmeğimizi şimdi sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi 12'miz tamamlandı. Daha sonra bunu hemen ilk boşluğa bağlıyoruz. 2 zincir çekip üst sıranın zeminini hazırladık. Bunu hazırladık. Geri dönüyoruz tekrar. Şimdi Şuradaki yaptığımız gibi bir boşla bir başına önce başına trabzanların sonra bir boşla 24'e çıkartacağız bu 12 ilmeğimizi şimdi. Şuralarda 6, 12, 12 sonra 24 sonra tekrar en son sırayı da 12 ile 12 kafesli bitiriyoruz. bir başına bir ortaya Midelerimiz nasıl yapılacağını anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi önemli olan diğer mideye nasıl geçeceğimiz, onlar da hep püf noktaları, onları göstereceğim şimdi. E, burayı da anladıktan sonra bütün yukarıya çıkana kadar bütün midyelerimizi aynı şekilde devam edeceğiz. Son kafese geliyoruz şimdi. 24 sayımızı şu boşluğu da unutmayalım. 24'e tamamlamış olduk. Yani sayalım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23 ve 24. 24'ü tamamladıktan sonra bu kafesimize birleştirdim. 2 zincir çekip diğer şu kafesi ekleyip geri döndük. Yani şimdi bu tarafa gideceğiz tekrar. Burada en son sıramızda yani şu kafeste 12 tane yapacağımız için 2 zincir çekiyoruz. Milüste alıp bir boşluk bırakıp diğerine aynı diğer aşağıda yaptığımız kafeslerdeki gibi midyemizin aynı zaten. 2 zincir çekip bir boşluk bırakıp en üst sıramızı 12 tane kafesimizi tamamlayacağız. Şu şekilde. Kafeslerimizi de sayacağız hanımlar. Sonra en önemlisi diğer e, midyemize nasıl geçeceğimiz. Şimdi onu göstereceğim. Aslında model başlangıçtan itibaren e, ne yaptıysak aynı şeyleri yapacağız. Sadece burada zemine yapıyorduk. Burada midyelerin üstüne yapıyoruz arkadaşlar. Son kafesimizi de buraya yaptım. Şimdi sayalım tekrar kafesimiz kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kafesimiz tamamlamış olduk. Bunu da buraya birleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi bir midyemiz de buradan çıktı ve tamamlandı. Şimdi şuraya nasıl geleceğiz? Farz edin ki bakın burada 6 tane boşluğumuz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ilk başlangıçta 6 taneyi nasıl ikişer tane doldurarak bu köşeye inmiştik. Şimdi burada da aynı şekilde yapıyoruz. Yani bütün burayı farz edin şuradaki yaptığımız yer. 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Diğerine geçiyoruz. 2 tane sık iğne yapıp Diğerine geçiyoruz. 2 tane sık iğne ile aşağı doğru bu şekilde geldik. Şimdi önemli olan bakın bu şekilde geldik buraya. Şimdi önemli olan burada bu kafesimizi tekrar V'mizi nasıl yapacağımız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi burada 2 zincir çekiyoruz. Hani şurası vardı ya şu arası. Şu kafesin şu ilk başlangıç yerine. O ilk yaptığımız gibi zincirimizi yani şunun altında yapmıştık ya zincir arkadaşlar buraya bağladık ve iki zincir çekip bakın orta oluşturacağız şimdi diğer kafese üst zemini hazırlamak için bağladık ve geri döndük burada milist alıp bu yaptığımız iki zincirin içine V'mizi tekrar yapıyoruz iki zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batıp ve midyemizin orta yeri oluşmuş oluyor. Burada da sık iğne olduğu için burada kafeslere batıyoruz. Burada sık iğne olduğu için aynı aşağıda da yaptığımız gibi bir boşluk bırakıp diğerine bağladık. Ve iki zincir çekip bir üst sıraya geçmek için tekrar bir boşluk bırakıp diğer sık iğnenin içine bağlayıp geri dönüyoruz. Şurada ortamız oluştu gördünüz mü hanımlar? bir zincir çekerek trabzanlarımızı 6 tane bu boşluğun içine yapıp Örnek sizi zaten bitene kadar artık götürecek bu şekilde sayılarımızı bozmadan gidersek hanımlar. Tekrar iki buraya bağladık. 2 zincir çekip bir üst Kafese bağlıyoruz ve geri dönüyoruz. Şöyle. Şimdi burada yine aynı bir başına bir boşluğa trabzanlarımızı örüyoruz. Hanımlar artık e, bu kadar. Bu yukarıya bitene kadar boyunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yukarıya bitene kadar e, midelerimizi bu şekilde boşluklara yapacağız. Buradan sonrasını da zaten e, siz götüreceksiniz. Anlatmaya yukarıya çıkana kadar tabi videomuz da almaz. Bir boşluk bırakıp bunu buraya bağladım. Evet. Yani bu şekilde midyelerimiz tamamlanacak yukarıya doğru. Yukarıya gelene kadar hep her boşluğun arası midye olacak. Diğer boşluğun arası burada olacak. Öyle öyle midyemiz tamamlanacak çantamız. Şimdi daha sonra bitim aşamasında 5 tane midyemiz vardı. 5 tane midyemizi şu şekilde yapıp yani şu boşluklara şu sivri yerleri getirerek şöylemesine şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Yani çaprazlamaya dikmiş olacağız. Anlaşıldı değil mi? Şu şekilde buraları da kulak şeklinde Şöyle dikince zaten çantamız e, güzel düzenli bir şekilde dikilmiş olacak ve örneğimiz hiç bozulmamış olacak. Sonra hanımlar üst sıraya geldiğiniz zaman mesela bitme aşamasına geldi ve bu aralarda boşluk var. Üstüne bittikten sonra çünkü sık iğne yapacağız. Yani o dümdüz sık iğne birkaç sıra 4-5 sıra yapabilirsiniz sık iğnenizi. Onu da aslında bunu e, daha götürmek istemiyorum. Aslında bitene kadar e, gösterip de yapmak isterdim ama bu ipten çok güzel bir çanta olmayacağı için sadece modeli sizlere anlattım. Zaten bundan sonrasını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. O kendini gösterecek örnek giderek. Farz edin ki bitti. Kaç tane isterseniz boyunu bitirdikten sonra bunlar çok dilimli olduğu için buraya tabii ki sık iğne yapmak mümkün değil değil mi hanımlar? O yüzden en son Sıraya geldiğinizde bu aralara bu kadar bir mide yapabilirsiniz arkadaşlar. Boşluk e, şu 1 2 3 sıradan midyenizi tamamlayabilirsiniz şu aralara. Çünkü bu sonra bakın burayı yapıp sık iğneye gelip sık iğneyle gelip aynı şeyi diğer e, ortaya gelip yani en sonuçlara yarım şar midyelerinizi yapıp çünkü şuralar denk gelmesi için hanımlar. Bakın bu kadarlık yeterli olur. Sonra 4-5 sırada bunların üstüne 4-5 sırada bu aralara bu kadarcık yaptıktan sonra da 4-5 sıra sık iğnenizi yapıp çantanız bitmiş olacak hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlere faydalı yararlı bir anlatım olmuştur. Sorularınız olursa da yorumlarda beklerim. Hepinize kolay gelsin diliyorum.